Ukrayna'ya karşı bölgede ciddi bir tepki var. Kürt halkında ciddi bir tepki var. Bu tepki giderek gelişiyor. Şunu net olarak söyleyebiliriz. Sahada bununla birlikte Kürt halkının bir iç savaşa karşı refleksi de gelişiyor ve belirginlik kazanıyor. KDP ile bir mekik diplomasisi çabası da gözlemleniyor. Kısacası güneyde rüzgar Türkiye aleyhine işliyor. Evet, peki bu harekete karşı hem bölge halkından hem de siyasi partilerden gelen tepkileri aktarabilir misiniz? Evet, biraz önce gibi giderek aslında bir işgal bir hak saldırısı olduğu gerçekliği Güney Kürdistan halkında hemen hemen bir konsensüye dönüşmüş durumda. Güney halkı başta Süleymaniye başta olmak üzere Kürdistan'ın birçok kentinde bu işgale karşı çıkıyor. Yine canlı kalkan şeklinde Güney Kürdistan gençliği de medya savunma alanlarına yürümek istedi. Her ne kadar engellendiyse de böyle bir irade beyanında bulundu. Bununla birlikte Güney Kürdistan'ın bütün partileri Türk işgalciliğine karşı ciddi bir tepki geliştirme durumları mevcut. Açıklamalarıyla bunu belirtiyorlar. Bununla birlikte yine Kürt aydınlarının çok ciddi bir tepkisi var. Söz konusu örgütlü bir tepkiye dönüşüyor. Birkaç gün önce de Kürdistan Komünist Partisi'nin Kürdistan Parlamentosu önünde düzenlemiş olduğu mitingle, telin mitingiyle de bu işgal protesto edildi. Kürt halkının ortak ulusal birlik refleksi de işliyor. Bu noktada ileriki süreçte çok olumlu gelişmelerin, bunun bir Kürdistan ulusal birliğine vesile olabilecek gelişmelerinin de potansiyelini barındırıyor. Kısacası Türk işgalciliğinin sadece Güney Kürdistan statüsünü ortadan kaldırmaya dönük bir girişimde bulunmadığını, 21. yüzyılda Rojava'ta kadar bütün Kürt kazanımlarını ortadan kaldırmaya dönük bir yeni Osmanlıcılık işgal ve ilhak saldırısının olduğunu bizlere net olarak sahada söylüyorlar. Önergelerine yapılan saldırı da gündemde. Irak ve Kürdistan parlamentosundan oluşan heyet de incelemelerde bulundu. Bu konuya ilişkin son gelişmeleri alalım son olarak sizden. Evet, parlamento heyet incelemeleri Türk savaş uçaklarının bölgeyi bombalaması altında gerçekleşti. Heyet henüz resmi ortak metni yayınlamamasına rağmen bizim heyet üyelerinden öğrenebildiğimiz kadarıyla yerelde özellikle köylülerle yapmış oldukları görüşmelerde yine yerelden aldıkları bilgilerle çok ciddi bir manipülasyonun, çok ciddi bir provokasyonun sahada olduğunu izlenimlerinde belirtiyorlar. Ve heyetin ortak noktası Türk işgalciliğini özellikle PKK'yı bahane göstererek Türk işgalciliğinin Güney Kürdistan'da var olan istikrarı bozduğunu, bunu bir şekilde mutlak surette raporlarına da yansıtacaklarını söylüyorlar. Yine dün değil öbür gün bir peşmergen daha şehit edildi. İlginçtir bu peşmergenin şehit edildiği yerde Türk üstünün hemen bulunduğu yer. Kanas denilen suikast silahıyla şehit edildi. Dolayısıyla bölge güçleri yine heyetin kendisi çok ciddi bir şüpheye sahip. Özellikle bir Kürt iç savaşına dönük savaşın çıkarılmasına dönük bölgesel düzeyde bazı güçlerin yine Türkiye Cumhuriyeti'nin başını çektiği, bazı güçlerin bunu organize ettiği şeklinde duyumlarının olduğunu, gözlemlerinin olduğunu net olarak belirtiyorlar. Aslında bu olayı netleştirmek hiç de zor değil. Bu bölgede ABD keşif uçakları 24 saat keşif yapıyor. Ve dolayısıyla onlarsız burada bir sinek bile uçamaz. Olayın olduğu saatlerin hava araçları trafiği haritası çıkarılırsa bu çok net bir şekilde görülecektir. HPG'nin ısrarla bir soruşturma komisyonu çağrısı da dikkate değerdir. HPG'nin özellikle bir Kürt iç savaşı çıkmaması noktasında göstermiş olduğu dirayet ve sağduyu bölgedeki bütün güçler tarafından saygıyla karşılanıyor. Yine bir gelişmeyi daha belirtmek istiyorum. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın bugünkü Havle ziyaretinin zamanlaması da bir hayli ilginç. Zira İngiltere Orta Doğu mikseri ve asıl Orta Doğu politikalarının arkasındaki en etkin güç. Bunu da bir dipnot olarak izleyicilerinize sunmak isterim.
Sayın Çiftçi, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Selam saygı. Teşekkürler.